Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda arkadaşlar 6 yıldızlar içerisinde 13. R3'ümüzü atacağız inşallah. Yeni bir S5'im oluşmuştu arkadaşlar. Mutant S5'im oluşmuştu. Yani zaten şu anda Omega ve Apokolips 6 yıldız R3 ve tabii ki tahmin edebileceğiniz üzerine Domino'yu arkadaşlar 6 yıldız R3'e çıkarmayacağım. Yok, çünkü fırtına var arkadaşlar. Fırtına gerçekten çok etkili. Yani Havok'un belki bir üst modeli değil. Şaka şaka. Cable gençler, Cable. Başka kime atacağım? Mutantların en iyi ikinci karakteri olmuş Cable. Oyunun en iyi onunda. Tabii ki arkadaşlar Cable'ı burada atacağız. Cable'ı atmamız için ne istiyor bizden arkadaşlar? Bir tane S5 istiyor. Bir tane düzeltiyorum. 4 tane T5 istiyor. 8 tane Alpha 2 ve 8 tane de S4 istiyor. Tabii ki arkadaşlar isteklerini vereceğiz. Ve Cable'ı zamanında bize geldiği için sürekli sayıp sövdüğümüz bu vatandaş arkadaşlar. Şimdi 6 yıldız R3 atıyoruz. R3 attıktan sonra arkadaşlar hem testini yapacağız. Hem de ayıptır söylemesi datasına bakacağız. Datası ne kadar güçlü. Ki Apokolips'le beraber arkadaşlar inanılmaz bir potansiyel. Yani insanüstü efsanevi potansiyel olan karakter. Şimdi bakalım burada mutant var mı alabileceğimiz? Varmış. Gerçi daha süreleri var ama neyse. Basalım bakalım mutantlara. Hızlı bir şekilde buralar çıksın. Şurada bir tane bilim kalmış nazarlık olarak. Bunu da salayım buradan. Gel bakayım çocuğum. Hadi. Ha gayret. 15.600 şu anda savaş gücüsü. Şimdi hem yeni varyant geliyor arkadaşlar. Hem varyantta kullanabileceğiz Cable'ı hem de 7.2 gelecek. Yine orada da kullanacağız. Yani Cable'ı artık çok fazla göreceksiniz inşallah. Eğer Apokolips'imi defanstan çekebilirsem ittifak savaşlarına da atmayı düşünüyorum. Tabii yani ittifak savaşlarına da arkadaşlar herkesi çerez yapar. Yani herkesi çerez yapar. İttifak savaşları bu adam için çocuk oyuncağına dönüştü arkadaşlar. Çocuk oyuncağıdır. Ulan ne amma çok bilim gelip gelip duruyor. Neyse ve arkadaşlar Cable'ı da 6 R3 attık. Hayırlı olsun. Datasına bakmak isterim arkadaşlar. Datasına baktığımda 42.800 canı var. Tabii benim ustalıklarımla beraber canı birazcık düşüyor arkadaşlar. Çünkü saldırı gücüne veriyorum. Ondan sonracıma şöyle baktığımızda 40.000 canı var. 5.000 de saldırı gücü var. Müthiş bir saldırı gücü var. Diğer özelliklerine baktığımızda kritik atma ve kritik hasar puanı. Bunlar bizim için çok önemli şeyler değil. Zırh puanı ve blok becerisi. Özellikle arkadaşlar blok becerisi yani blok performansı bizim için önemli. Ortalama bir blok performansı var. %61.7 zırh puanı biraz düşük kalmış arkadaşlar. Biliyorsunuz bunun Apokalips'e ihtiyacı var. 5000 saldırı gücü bence güzel bir saldırı gücü. Yani şöyle diğer 6 yıldızlarımla bir kıyaslamak istiyorum. Mesela Kaptan Marvel'a bakıyorum. 4000'e 5000. Kaptan Marvel biliyorsunuz her iki zaten 40.000 sağlığı var. 5000 saldırı gücü var ki Kaptan Marvel'ın saldırı gücü oldukça yüksektir bu arada. Falcon'a baktığınızda 37.000'e 5200. Falcon'un daha fazla canı var. Wasp'ın 6000 saldırı gücü var. Bu ne abi? Sağlığı da tabii ona göre oldukça düşük. Omega Red 36.000'e 5300 arkadaşlar yapıyor. Ghost 34.000'e 5600. Doktor Doom 6.435.000 gibi bir rakam. Psikopat. Mysterio 37.000'e 5.700. Apokolips 45.000'e 4.900. Apokolips'in her ikisi. Apokolips tam teşekküllü ya. Nick Fury keza. Üstün Simbiyot keza. Ve Cable'ımız da burada arkadaşlar. O zaman ufak ufak bir teste başlayalım. Şimdi küçükten başlayalım testlere. Önce klasik. Klasik. Kış askerinin olduğu yerden başlayalım. Bu arada Cable'ı kullanabilmek için arkadaşlar kıyamet atlısı yapmamıza gerek yok. Şu anda 6 yıldızlı Apokolips defansta. O yüzden 5 yıldızını alacaksın takıma. Yani illa bir kıyamet atlısı yapmanıza gerek yok. Kıyamet atlısı yapmasanız da yüksek hasarını verebiliyor. Tabii ki kıyamet atlısı her zaman artıdır. Allah bereket versindir. Burada kıyamet atlısı yapmayacağım. Gerçi bir sürü eşyam var aslında yapabilirim de. Neyse. Burada yapmadan oynayalım. Birazdan gireriz. Başka yerler deneyeceğiz. Oralarda yaparız. Mantığımız çok basit. Sadece süper ağır saldırı. Arkadaşlar şu anda
Yani tek darbe attığında saniyede 3000 hasar veriyordu. Bu neydi ya? İnanılmaz yüksek hasar. Dediğim gibi yani Cable'ın sinerjisi Apocalypse'de direkt ikisi yan yana olsa yeterli. Kıyamet atlısı yardım gibi yapmanıza gerek yok. Şu an şimdilik 5 tane ağır saldırı attım sadece. Bayağı bir aldık. 6. ağır saldırımız bu. Sadece ağır saldırı. Siper ağır saldırıda muazzam bir performans. Gel bakalım. Güzel. Şu an arkadaşlar 9. ağır saldırım oldu. 9 ağır saldırıda 300 bine yakın hasar çıkarmıştım. Şu anda 10. ağır saldırı. 11. ağır saldırı. Bu 12. ağır saldırı. Bu arada arkadaşlar bozmaların verdiği hasarlar rakibin güç barına göre değişir. Rakibin güç barı ne kadar azsa o kadar fazla bozma hasar verir. Ah bir de onu öyle saymasaydı. Öf öf. Şu anda 15 ağır saldırı oldu arkadaşlar. 15 ağır saldırı oldu. Bu 16. ağır saldırım. Sanırım buradan sonra kart olur mu? Bilmem ki. Bozma çünkü süresi bitiyor. Bir tane daha ister sanki bir tane daha ister. Toplamda sadece 17 ağ saldırı yaparak arkadaşlar 550 bin civarında hasar vermiş olduk. Şimdi buradan bir çıkış yapalım. Değil mi? Şimdi çıkış yapalım. Efsaneler labirentine girelim mi? Gel bakalım. Burada kızılluk var mesela. Tabi buraya şimdi sinerji yapmak güzel olur. Özellikle beyaz manyeto sinerjisi de olaya dahil olursa güzel olur arkadaşlar. Çünkü çeviklik karosu var. Gel bakalım. Ondan sonra işi biraz abartalım mı ya şöyle. Mesela Profesör X'i alalım. Profesör X'in yanına Colossus falan böyle. Full mutant öyle. Deli mutant team yapalım. Tabi deli mutant team her zaman candır. Kızılluk'a gideceğim. Aa ne güzel artık şeyler çıkmama seçeneği var ya yazılar çıkmasın diye seçiyorsunuz ya. O güzel bir şey. Şimdi bir tane beyaz manyotu buraya verelim. Apokalips'i de önden bir saralım. Bir kıyamet atlısı yapalım bakalım burada. Daha çok yetenek isabeti falan filan. Çık teşekkür ederim Apokalips'imize. Apokalips'i bir diriltelim abi şuradan %20 ile. Hepsi yedekler de çok şükür. O kadar çok macera geliyor ki biraz macera gelseydi iyi olurdu. Tamam. İki özel de verdik. Ve arkadaşlar Ultra 3 Apoco zaten Cable'la girelim bakalım bugün Gundy karşısında neler olacak. Sadece siper ağır saldırı oynamak isterim. Yani ekstra durumlar karşısında belki L3 falan da atabilirim ya da ne bileyim köşeye köşeye sıkışma durumu olursa belki vuruşta yapabiliriz. Ama dediğim gibi ekseriyetle bunu isterim. Arkadaşlar sadece 4 ağır saldırı yaptım şimdilik. Bu da 5. ağır saldırı ve elemanın geldiği hale bakar mısın? Bu arada rakipler ne kadar agresif oynarsa o kadar fazla sayıda bozma atabiliyorum arkadaşlar rakibin üzerine. Şimdilik 9 ağır saldırı. 9 ağır saldırıda %16'sı gitmiş durumda. %17. Atmak ister misin kardeşim? Yakala. 11. ağır saldırı. Genç ağacılar yani çok dehşetli bir yer. Tabii ki ağır L3 de atabilirsiniz. Ben şimdilik L3 atmayacağım. Bu arada attığınız L3 arkadaşlar combo seyircinize rakam olarak yansıyor ama normalde tek bir combo olarak sayılıyor. Cehennem Labirenti oynayan arkadaşlar iyi bilirler. Bir de ağır saldırı mesafesi gerçekten güzel ve uzun. Yani şu karakteri ittifak savaşlarında kullansam daha ne isterim abi. Fena. Dur inşallah önümüzdeki sezon. Arkadaşlar sadece 20 tane ağır saldırı yaptı.
Başka bir şey değil. Bu 21. ağır saldırı. Yani combo sayıcının yarısı ağır saldırı ediyor. 22. ağır saldırı. Sağlığım hala %100 bu arada. Tabii sinerjilerin etkisi çok büyük. Yani mutant takımları inanılmaz bir hale geldi arkadaşlar. Müthiş be. Bir de şu Kolossus'un da 6 yıldızını bir bulsam. Sadece 25 ağır saldırı yaptık. Bu da 26. ağır saldırı. Daha da vurmak istemiyorum açıkçası. Arkadaşlar sadece 26 ağır saldırı yaptım. Çıkacağım savaştan, yeter. Hepsini full oynamak istemiyorum. 26 ağır saldırıda neredeyse 1 milyona yakın hasar verdim. 26 tane ağır saldırı yaptım. Ve arkadaşlar 1 milyona yakın hasar verdim. Adam daha ne yapsın? Ya adam bundan sonra yapacağını ne biliyor musunuz? Hiç vurmadan hasar vermek. Onu da yapıyor. Hiç vurmadan hasar veriyor arkadaşlar. Yani çok güzel bir rakam. Cehennem labirentine vakti yok, kit yokmuş, tamam. Cehennem labirentine girmeyeceğim. Oradan test etmiştim yine. Daha yine test ederim bu arada. Bir tane yerde daha göstermek istiyorum arkadaşlar. Arkadaşımızı şöyle, mesela kanama yollarında gerçekten inanılmaz oluyor. İsterseniz size bir kanama yolu macerası da şöyle kısa kısa göstereyim arkadaşlar. Gel böyle. İşte mesela biyolojik tehlike karolarında işte geri çektiğinde kanarsın, işte rakiple zırh varken kanarsın veya kanatan bir Gundy varsa falan filan, o tarz yerlerde arkadaşlar hiç vurmadan neredeyse hasar verebiliyorsunuz. Hatta girelim bir deneyelim şimdi tekrar. Tabii bunu yapmak için arkadaşlar apokalips sinerjisi, yani zaten kıyamet atlısı zaruridir, çünkü kıyamet atlısı olduğunda kanamaya karşı bağışıklı oluyor arkadaşlar bizim cable'ımız. Girelim. Hiç vurmadan, hiç de vurmadan bakalım ne kadar hasar verebileceğiz kardeşimize. Şimdi normalde Cable'ın şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Yani üzerine kanama alırsa rakibe bozma verir. Tabi bu rakip robotsa bu olmaz. Ama onun dışında sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sürekli geri çekerek rakibe bozma veriyoruz. Ve rakibi direkt patates ediyoruz arkadaşlar. Kıyamet atlısı sinerjisi, kıyamet atlısı özelliği otomatik mi arkadaşlar, kanamaya karşı dirençli hale getiriyor. Yani kanama üzerinize ettiğiniz gözüküyor ama sağlık basıyorsunuz sadece. Hasarını yemiyorsunuz. Rakibin 350 bin canı var. 350 bin canı var. Sadece geri çekiyorum arkadaşlar. Olduğum yerde duruyorum. Çok keyifli. Gerçekten çok keyifli. Bir dövüş daha. Tamam, bir dövüş daha yapacağım. Sonra çıkacağım. Oo, Ronin kardeş. Ronin kardeşliği candır. Bir dövüş daha yapalım arkadaşlar. Sonra tamam, finito yapalım. Şöyle çekiyorum. Gülümse çekiyorum. Bu arada kıyamet atlısı sayesinde arkadaşlar durdurulamaz dolayı ilk yediği darbede otomatikman pasif durdurulamaz açıyor. Enfes bir karakter. Yani sadece tek bir sinerjiyle bu kadar güzel özellikler verileceği hiç aklımıza gelmezdi. Yani ilk geldiği zamanlarda dehşetli bir şekilde söverdim. Ama işte aslında vardır bir hayır. Yani sönmek lazım, bir kere daha görmüş oluruz. Böylece arkadaşlar bu da bizim 5, 10, 11, 12, 13, 13. arkadaşlar 6 yıldız R3'ümüz gerçekten inanılmaz güçlü. Yani müthiş bir şey arkadaşlar. Zaten ben sınıfların puanlandırmasını yapıyorum. Orada tabii ki katılmayan arkadaşlar olacaktır. Normaldir. Yani farklılıklarımız bizim güzelliğimiz, zenginliğimizdir. Ben tamamen listelerimi kendi tecrübeme göre yapıyorum arkadaşlar. Kendi tecrübelerime de güvenirim. Yani bazen eleştiri alacağız. O da güzel bir şey. Hadi bakalım.
Cable'ımız hayırlı olsun. Artık bundan sonra çok fazla Cable videosu göreceksiniz arkadaşlar. Hatta beni Cable'la nasıl beni işte kuvvetli çalıştı mesela. Hani Abdullah'da bu arada selam olsun. Abdullah nasıl mesela Hyperion'la özdeşleştiriyoruz? Hyperion'la düzeltiyorum. İşte beni de Quake'le, Ghost'la, değil mi? Bu aralar ittifak sakındalı Omega Red'le artık Cable ve Apocalypse'de beni daha çok özdeşleştireceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Destek olmak isterseniz de videoyu beğenebilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.